Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Yine 30 saniye kuralına uyarak yayınımıza geçeceğiz. Diğer arkadaşlarımızı da beklemek maksadıyla bir 30 saniye bekliyoruz. Selamlar. Evet, süremiz doldu. Başlayalım arkadaşlar. Herkese merhabalar. Değerli arkadaşlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Akademi olarak Tech Nights buluşmaları kapsamında dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz canlı yayın programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Akademi'den Kerem Kılıç. Canlı yayın boyunca sizlerle birlikte olacağız. Canlı yayınlarımız ve yolculuğumuzdan bahsedecek olursak, 20 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın duyurduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilen 1 milyon istihdam projesinin en önemli saç ayaklarından bir tanesi olan online eğitimlerimizde birlikte çalıştığımız hocalarımızla sizleri bir araya getirmek maksadıyla canlı yayın programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir hocamız bizlerle birlikte olacak. Eğitimlere dair sizlerden gelecek her soruyu hocamıza yöneltmiş olacağız. Bugün yayınımızı PHP, CSS ve JavaScript eğitimlerini birlikte gerçekleştirdiğimiz Volkan Alakent hocamızla yapacağız. Yayınımız boyunca gerek web programlama, gerek mobil programlama, gerekse masaüstü programlama ile ilgili tüm detayları konuşacak. Programlama dilleri arasındaki farklara değinecek, öğrenim sıralarını belirtecek ve database ve benzeri alanlarda bilgiler vereceğiz. Şimdi ise kıymetli arkadaşlar, hocamı bekletmeden Volkan hocamızı canlı yayınımıza davet ediyoruz. Hocam sizden şu anda istek bekliyorum. Şöyle bir bakalım. Şu anda istek gelmedi. Bir saniye arkadaşlar. Hocam sanırım istek alanı sizde gözükmüyor. Ben size davet gönderiyorum. Şöyle kısa bir vaktinizi alacağız arkadaşlar. Bu arada 6 GB her birinize hayırlı uğurlu olsun. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak açıkladılar. Hepiniz için de hayırlı uğurlu olsun. Bu arada hocam hoş geldiniz. Sefalar Merhaba. getirdiniz. Merhaba Kerem Bey, hoş bulduk. Davet alanı yoktu da kusura bakmayın. Ondan dolayı biraz sıkıntı oldu ama geldi, geç geldi. Nasılsınız, iyi Estağfurullah. misiniz? Sağ olun hocam. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Sizi Teşekkür gördük. ederim. Biz Çok daha iyi şükür. olduk. Çok şükür, sağ olun. Hocam yayınımıza geçmeden bir gelenek haline geldi. Evet. Arzu ederseniz bir yayın protokolümüzü arkadaşlarla paylaşalım. Tabii ki. Akabinde yayınımıza başlamış olalım. Tabii Şimdi ki. arkadaşlar başlamadan yayın protokolümüzü bahsedecek olursak. Öncelikle sizlerden gerek mesaj, gerek duyuru görselimizin altına yapmış olduğunuz yorumlarla bize sunmuş olduğunuz soruların tamamını derledik ve soru havuzumuzu oluşturduk. Canlı yayın esnasında da konu bütünlüğünün sağlanması, dikkat dağınıklığına sebep vermemek adına arkadaşlar yorum kısmını kapatacağım. Ve daha evvelden almış olduğumuz soruları sizin adınıza Volkan hocamıza yönelteceğiz. Hocam sizi terletmek istiyoruz ama bakalım başarabilecek miyiz? Bakalım. Akabinde ise tekrardan yorum kısmını aktif edip hocam yine anlık soruları arkadaşlardan alıp sizlere yöneltmiş olacağız. Hem daha sağlıklı bir program akışı olması maksadıyla böyle bir yöntem izliyoruz. Şimdi bu anlamda da arkadaşların anlayışına sığınıyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yorum kısmını kapatıyorum ve
sizlerden gelen soruları hocama yöneltmeye başlıyorum arkadaşlar. Anlayışınız için de hususen teşekkür ederim. Şimdi hocam, birçok sorular geliyor. Biz de soruları olabildiğince derlemeye çalışıyoruz ve tek bir soru haline getirip size yönelteceğiz. Arkadaşlar, bu anlamda bize gönül koymayın ama maksat hasıl olacak, hiç merak etmeyin. İşte yazılım programlamaya nereden başlamalıyım? İşte ASP.NET öğrenmeden HTML, CSS temel seviyede bilmek yeterli mi? Gibi epey soru var. Bunların hepsini derledik hocam. Size şöyle bir soru yöneltelim. Gerek web alanında, gerek masaüstü programlama alanında, gerekse mobil programlama alanında hangi programlama dilleri var ve en doğru seçimi yapabilmek adına programlama ve yazılıma nereden başlamalıyım? Ayrıca aynı anda birden fazla eğitim üzerine çalışmak doğru mudur? Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten yazılıma ve programlamaya yeni başlayan arkadaşların en çok kafalarını kurcalayan sorulardan birisi bu. Çünkü evet, programlama o kadar çok kendi arasında farklı bölümlere ayrılıyor ki normalde okulda veya dershanelerde, kurslarda programlama veya yazılımla ilgilenecek olan kişiler direkt olarak programlama dendiği zaman hepsini bir kapasite içerisine, yani bir kapsam içerisine alıyor. Ama aslında bu doğru değil. En mantıklısı şöyle. Önce arkadaşlarımız hangi alanda uzmanlaşmak istediklerini seçecekler. Web alanında uzmanlaşmak istiyorsa web tarafında başlaması gereken program sırasını söyleyeyim veya en önemli programları söyleyeyim. Bir kere zaten web sitelerinin olmazsa olmazı HTML'dir. HTML'den başlayacak. HTML'de sitenin görüntülerini güncelleyebilmek, biçimlendirebilmek, çeşitli butonlar ve görsellik hazırlayabilmek için CSS öğrenecek. Daha sonra site içerisinde olaya duyarlı, yani event dediğimiz işlemleri yapabilmek için de JavaScript öğrenecek. Daha sonra işin dinamik kısmında veri tabanı işin içine giriyor. Nasıl hani internet sitelerinde üyelikler oluyor, formlar oluyor vesaire. Bunlar için de iki seçimden birini yapacak. Yani ya PHP'yi öğrenecek ya da ASP.NET'i öğrenecek. Bunun dışında bir şey öğrenmesine gerek kalmıyor. Tabii ki zaman geçtikçe yeni teknolojiler çıkıyor, frameworkler çıkıyor, yani kütüphaneler çıkıyor ve benzeri birçok yazılım yardımcı alanları geliyor. Onlar da zaten sırasıyla kendiliğinden geliyor. Mobil tarafına geçecek olursak, mobil tarafında normalde Apple için, iOS için nedir onun adı? Ya Objective-C kullanacak ya da Swift'i kullanacak. Kendi dili olan Swift'i kullanacak. Android tarafında da benim önerim kesinlikle ve kesinlikle Java kullanacak. Tabii ki farklı alternatif yönlerden oluyor veya işte çeşitli programlarla oluyor ama dediğim gibi benim önerim budur. Masaüstü programlama yapmak istiyorsa iş burada biraz daha karışıyor. Yani karışmasının nedeni de şu: eğer Windows ağırlıklı bir yazılım gerçekleştirmek istiyorsa C# yönlenecek. Her alanda bir kod yazayım diyorsa da ya Python ya da Java'yı seçecek. Python'da ilerleyen aşamalarda siz de takdir edersiniz ki yapay zekalar işin içine giriyor, birçok işlem dahil oluyor. Java'da da aynı az önce söylediğim gibi masa üstünde olduğu gibi mobilde de kullanım var. Yani birçok platform var. Kesinlikle ama benim önerim şudur: mobil programlama yapacaklarsa kesinlikle Java'yı öneririm. Yapay zeka üzerine çalışacaklar ve masaüstü programlama, ki yeri geldiğinde mobilde de kullanılabilir, Python. Bu ikisinden birini seçecekler ama benim önerim dediğim gibi mobilde, masaüstünde Java, sadece mobil uygulama yazacaksa da yine Java, masaüstünde ama dediğim gibi işler değişiyor. Ya Windows, ya Python, ya Java. Üçünden biri. Web'de zaten bir standart yok. Yani özür diliyorum. Web'de zaten bir seçim şansı yok. HTML, CSS, JavaScript. Ondan sonra PHP veya ASP.NET. Evet. Hocam teşekkür ederim bilgilendirme için. Hocam sizi de tanımadık. O kısmı da geçtik. Bir soralım. Volkan hocam kimdir? Yolculuğuna nereden başlamıştır? Hem de biraz canlı yayınımız sıcaklaşsın istiyorum. Evet. Bir de sizden de diyelim hocam. Sizin yolculuğunuz nasıl başladı? Ben 1980 yılı doğumluyum. Şu anda 40 yaşındayım. 1996 yılında ben ilk yazılıma ASP.NET ile başladım lise zamanımda. Ondan sonra geliştire geliştire, yeni teknolojileri öğrene öğrene yaklaşık 9 tane yazılım dili biliyorum. 3 tane database üzerinde program
daha doğrusu database diyeyim, veri tabanı değil, veri tabanı biliyorum. Birkaç tane de grafik ve modelleme programı biliyorum. Bekarım. Onun haricinde bütün zamanımı yazılımla geçiriyorum. Zaten kendi yazılım firmam var. Zaman zaman da öğrencilerimle zaten belki duymuşsunuzdur. Sosyalleşmek adına oyun, eğlence, muhabbet tarzında işlemler yapıyorum. Evet, biz de yer yer dahil olup takip ediyoruz hocam sizleri. Teşekkür ederim, sağ olun. Tebrik ediyoruz. Hocam, BTK Akademi'ye de dahil oldunuz. Neler düşünüyorsunuz hocam bizimle birlikte olduğunuz için? Valla öncelikle şöyle söyleyeyim, ben inanılmaz gurur duyuyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Yani bir devletin bence olmazsa olmaz sektörlerinden birisi zaten bilişim ve teknoloji. Yani o yüzden hani devletimizin böyle bir adım atması, işte bakanlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin buna öncü olması, özellikle tüm öğrencilerle ücretsiz bir şekilde buluşturması. Yani bana sorarsanız ki az önce de dediğim gibi 96'da bu işe başladım. Hani bulunmaz bir nimet. Çünkü o yıllarda inanın hani bırakın böyle yabancı kaynak, Türkçe kaynak vesaire aramayı, yani yayın yapacak alan bulamıyordunuz. Hani yayın yapacak alanı da bir kenara bırakın. Bütün teknolojilere yabancıydınız. Atıyorum PHP bileceksiniz veya ASP bileceksiniz. Ki o zaman ASP.NET değil, ASP diye geçiyordu. Hani bunları bir yerde yayınlayacaksınız. İnanılmaz zorluktu. Domain almak bile zorluktu. Ama bugün yayınımızı da izleyen öğrencilere ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani çünkü birçok kişi soruyor bana diğer eğitimlerimde. Geleceğin değil, her zamanın mesleği ve devletimizin de böyle bir imkanını hani tabiri caizse sonuna kadar kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ki zaten sizlerin yeniliklerini her gün ben de takip ediyorum. O yüzden takip etsinler. Ben BTK ile gurur duyuyorum. BTK Akademi ile de aynı şekilde gurur duyuyorum. Teşekkür ederiz hocam. Hocam şimdi bazen şöyle bir mazeret geliyordu işte arkadaşlarımızdan. Ya işte internet paketimiz yetmiyor, işte dayanmıyor falan. Evet. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak da bu şeyde kaldırmış oldular. Gençlere bu jestiyle. Evet. İnşallah bütün engeller kalkmış oldu. Sadece çalışmak gerekiyor. Kesinlikle çok güzel bir imkan. Yani çalışmalarını tavsiye ederim. Evet, teşekkür ederiz hocam. Şimdi sorularımıza Rica ederim. kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle bir es vermiş olduk. Yine hocam bazı soruları derledik. Herhangi bir eğitimi tamamladığımızı varsayarak sonrasında nasıl bir yol bizleri beklemektedir? Mesela JavaScript eğitiminizi tamamladık, CSS'i tamamladık. Nasıl bir yol bizi bekliyor hocam? Şimdi şöyle, bütün programlama dillerinde veya yazılım dillerinde gerekse database'te, network'te biliyorsunuz. Eğitim bittiği zaman aslında öğrenim bitmiyor. Muhakkak farklı teknolojileri öğrenmek istiyorsunuz veya farklı işlemler yapmak istiyorsunuz. Doğal olarak bir yazılımcının, bir programcının zaten eğitim hayatı ömür boyu bitmiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, en basit bir örnek verecek olursak, nasıl bir doktor okuyor yeni bir ilaç çıktığında perspektifini inceliyorsa, bizde de yeni bir teknoloji çıkıyor, yeni bir framework çıkıyor, yeni bir yazılım dili sürümü çıkıyor, sürekli takip ediyoruz. Ama öğrencilere önerim şudur, muhakkak boş vakitlerine, ne kadar boş vakitleri varsa hani sosyal medyada falan zaman geçireceklerini, kesinlikle BTK Akademi'deki eğitim süreçlerini ilerletsinler. Yani PHP öğrendiler, ben PHP öğrendim ne de olsa biliyorum diye kalmasınlar. Python'a devam etsinler, Java'ya devam etsinler. Hakeza Java öğrendi, işte ben Java biliyorum mobil uygulama yapacağım diye kalmasınlar. Web tarafını devam etsinler. Çünkü neden diyeceksiniz? En basiti şöyle düşünün. Sizin bir web siteniz var. Yarın herhangi bir müşteriniz veya kendiniz bir mobil uygulama ihtiyacı duyacaksınız. Ya da tam tersi mobil uygulamanız var, web sitesi ihtiyacı duyacaksınız. Yani kesinlikle kendilerini geliştirsinler, tek bir dille kalmasınlar. Fazla da vaktinizi almadan kısa bir açıklama daha yapmak istiyorum. Bazı arkadaşlar diyor ya hocam hepsini nasıl aklımızda tutacağız? Sadece şöyle bir örnek vereyim kendilerine. Bir tane dili öğrendiklerinde diğer dillerin %60'ını biliyor saysınlar. Çünkü yazılımın ilk dilini öğrenmek zordur. Diğerlerini öğrenmek çok çok daha kolaydır. Evet, teşekkür ederiz hocam. Hocam bu soru genel olarak bütün eğitmenlerimize geliyor. Nasıl bir bilgisayar almamız gerekiyor? Şimdi yazılımdan yazılıma bilgisayar özellikleri bence değişmeli. Çünkü neden değişmeli? Örneğin bir web yazılımı yapıyorsanız web yazılımlarının %99'u metin tabanlı yazılım dilleri. Yani sıradan bir
Windows'taki bir notepad veya işte Mac'te ne var tam bilmiyorum. Çünkü Mac kullanmıyorum ama yani sıradan bir not defteri programı bile yeterli olabiliyor. Hakeza gelişmiş IDE'ler var vesaire. Ama bunlar 10 yıl öncenin bilgisayarında dahi çalışabilir durumda. Yani herhangi bir sorun çıkartmaz. Ama tutup da bir mobil uygulama yazacaksa en basit Android Studio kullanacak. Doğal olarak biraz işlemci RAM gerektirecek veya C# kullanacak, RAM gerektirecek, işlemci gerektirecek. Çok aman aman üst düzey bir örneğin bir gamer PC'ye ihtiyacı yok ama bir iş bilgisayarına ihtiyacı var. Bu da ortalama bugünün şartlarında 1000 ila 2000 dolar arasında değişiyor diyebiliyorum ama hani fiyatlara çok hakim değilim ama yani ortalama bir bilgisayar işlerini her zaman görecektir yazılım sektöründe. Evet, teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Hocam Mac kullanıyorum. XAMPP programı arayüzde farklılık gösteriyor. Şimdi XAMPP'da normalde Windows için yazılmış bir program aslında ama Mac kullanan arkadaşlara tavsiyem şudur. EMAMP var. Yani XAMPP değil EMAMP kullanıyorlar ki Google'a yazarlarsa aynen benim okuduğum gibi ki benim İngilizcem çok şey değildir. İngilizcem de yoktur zaten. EMAMP şeklinde yazdıkları zaman Mac için üretilmiş direkt şeydir, paket programdır. Hiç başka bir programa bakmasınlar bile Mac'te EMAMP kullansınlar. Teşekkür ederiz. Ki PHP eğitiminde de onu anlatmıştım Kerem Bey. PHP eğitiminde detaylı anlatım var. Tamamdır hocam. Yayınınızda bir donma yaşıyorum. Tamam, geldim. Şu an gelmiş olması lazım. EasyPHP programında 127.0.0.1111 çalışmıyor, bağlanmayı reddediyor. Şimdi bunu yazan arkadaşımız bir hata yapmış. Çünkü EasyPHP olsun diğer tüm paket programlar olsun. Localhost IP'si 127.0.0.1'dir. Orada 1111 yazmış. Hatası o. Ki illaki IP ile yazmak zorunda da değil. Adres çubuğuna localhost da yazabilir. Yine şeyi sorunu çözemedi. Normalde Apache 80 portunu kullanır bilgisayarda. İşte Skype veya benzeri programlar arka planda çalışıyorsa eğer bilgisayarda 80 portunu kullandığı için Apache'yi engeller, o yüzden localhost gelmez. Evet, hocam teşekkür ederiz. Sağ ol. Arkadaşlar, bu anlamda da takıldığımız her şeyle, her soruda, eğitime dair her soruya burada iyi bir hava yakalarsak çok verimli olacağını düşünüyorum. Olabildiğince takılan eğitimlerde takıldığı yerleri olan arkadaşlar canlı yayınlarımızda ve daha evvelinde sorularını muhakkak yönelsinler, çekinmesinler. Bu birlikteliğimizi sağlayalım. Hem eğitimlerin kalitesinde bu vesileyle de yükseltmiş olalım. Hocam diğer soruyu yöneltiyorum. Dreamweaver ile HTML sitelerinin içerisinde PHP kodları ekleyebilir miyim? Şimdi şöyle az önce söylediğimiz gibi hani text editör olması yeterli demiştim ya Notepad tarzında. Şimdi Dreamweaver bir IDE. Yani tümleşik geliştirme ortamı. Bir PHP yazılımı HTML pardon PHP dosyası, HTML dosyası, CSS dosyası oluşturabilen veya editleyebilen bir program. Bir arayüz. Yani arkadaşlarımız şunu bilsinler. IDE'lerle yazılımların hiçbir alakası yoktur. Onlar sadece kodlamamıza yarar. HTML dosyasının içerisine JavaScript, CSS ve PHP kodları dahil edilebilir. Ama PHP'nin kendi bir yorumlayıcısı olduğu için dosya uzantısı HTML değil PHP olmalıdır. Yani yazılabilir. Sıkıntı yok. Teşekkür ederiz. Hocam, anlatılan kodları okuyabiliyorum ama yazmaya gelince yazamıyorum. Şimdi bunda aslında bir terslik var. Çünkü şöyle normalde zaten bir yazılımcı kodları okuyabiliyorsa yazılımcıdır. Yani biz normalde ekrandaki örneğin bir web yazılımı geliştiriyorsak ekranın web sitesi tarafına zaten bakmayız. Çünkü kod tarafına bakarız. Hani ne yapacak? Kullanıcının isteğine göre nelerle karşılık verecek? Bu alana bakarız ama sanıyorum arkadaşımızın sorusunda belki bir problem olabilir. Ama bu sorunun olduğu iyi oldu. Dediğim gibi eğer ki kodu okuyabilen herkes zaten yazılımı yapabiliyor anlamına gelir. Muhtemelen arkadaşımız dediğim gibi yanlış bir soru sormuş veya farklı bir şey ima etmek istemiş ama ben pek anlayamadım. Dediğim gibi sadece benim bu sorudan anladığım hani okuyabiliyorsa yazabiliyordur. Muhtemelen kodlar üzerinde biraz daha çalışması gerekir. Yani bu Evet. zaten yazılımcı olduğunu belirtir kodları okuyabilmesi. Eğer farklı bir şey de varsa BTK Akademi destek hesabına
mail atarlarsa arkadaşlarımız, biz de Evet. hocam size yöneltiriz. Arkadaşlarına Kesin. geri dönüş sağlarız. Kesinlikle. Bu arada bu soru geldiğinde şu anda aklıma bir şey geldi. Onu da belirtmek istiyorum. Birçok platformdan birçok soru geliyor öğrencilerden ama öğrencilerden bir ricam var. Ki eminim diğer eğitmenler de aynı şekilde düşünüyordur. Öğrencilerimiz soruları sorarken kesinlikle çok açıklayıcı sormaları lazım. Örneğin bir soru geliyor, veri tabanına bağlanamıyorum hocam, ne gibi bir hata var? Şimdi bunun yüzlerce, binlerce şeyi olabilir. Nedir onun adı? Karşılığı olabilir. Şundan, bundan, kullanıcı hataları vesaire. Öğrencilerimize tek ricam, soruları gönderirken tam detaylı yazarlarsa az önceki soruda olduğu gibi karışıklık çıkmaz, tam net anlaşılır. En azından tam net ve doğru cevabı da alabilirler. Evet, teşekkür ederiz hocam. Güzel. JavaScript eğitiminde JavaScript'i tamamen öğrenebilir miyiz? Hocam bu soruyu hatta işte CSS ve PHP'yi de dahil ederek sormuş Evet. olalım. Evet. Şimdi şöyle, benim eğitimlerimde A'dan Z'ye yaptığım için tamamıyla tüm metotlar, fonksiyonlar, içerikler, sınıflar veya işte hazır yapıların hepsi dahildir. İlgili eğitimler izlendikten sonra ki ben BTK Akademi'ndeki birçok eğitime de baktım. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Eğitimleri dikkatli izlesinler. Hangi eğitmenin olursa olsun tek bir şey var, anlamadan geçmesinler. Anlamadan geçmedikleri müddetçe eğitimin sonunda muhakkak kendi başlarına yazılım yapabilirler. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Diğer bir sorumuz, CSS, PHP, JavaScript nedir? Bunların birbirleriyle bağlantısı var mıdır? Şimdi şöyle, bunların hepsinin tabii ki birbiriyle bağlantısı var ama şimdi şöyle kısaca özetleyeyim isterseniz. Sanıyorum web yazılımıyla uğraşan bir arkadaşımız. Şimdi orada HTML'i de dahil edeyim ben. HTML web sitelerindeki işaretleme dilidir. Neyin nerede olacağını belirtir. CSS arkadaşımızın söylediği ilgili alanların diyeyim daha net anlaşılsın. İlgili alanların şekillendirilmesi ve biçimlendirilmesini tayin eden biçimlendirme dilidir zaten. JavaScript bir senaryo, script dilidir. Olaya duyarlı işlemler yapar. İşte bir mouse'a tıklandığında, bir şeyin üzerine gelindiğinde, yani bir şey tetiklendiğinde çalıştırılan olaya duyarlı işlemleri yapar. PHP de bir web yazılım, web programlama dilidir. Bütün o sayfada gördüğünüz işte kullanıcı session'lar dediğimiz oturum yöntemleri dediğimiz cookie'ler, çerezler, database işlemleri, kayıt eklemeler, güncellemeler, silmeler vesaire bütün işlemleri gerçekleştiren de arka tarafta PHP'dir. Birbirlerine bağlantısı, hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Ama bunların ayrı olarak kullanılabilenleri de var. Örneğin mesela JavaScript'i dediniz az önce. Mesela JavaScript sadece web tarafında değil, bugün oyun motorlarında dahi kullanılabiliyor. Yani ama diğerleri kullanılamıyor. Dediğim gibi hepsi aslında birbirine bağlantılı diller ama farklı alanlarda da kullanılabilenleri var. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Rica Curl ederim. Proxy eğitim içinde göremedim. Acaba yapılıyor mu artık? Demiş bir arkadaşımız. Şimdi şöyle, bu PHP ile alakalı bir konu. Daha doğrusu curl tarafı PHP ile alakalı bir konu. Fakat A'dan Z'ye PHP dersimizde normalde curl'ün olması gerekmiyor. Çünkü daha SOAP var, GD kütüphanesi var, işte IMAP'lar var, FTP kütüphaneleri var, birçok kütüphane var. Bunlar API derslerinde geçiyor. Yani PHP önce A'dan Z'ye öğreneceğiz. PHP öğrendikten sonra artık API'ler tarafına geçeceğiz. Örneğin entegrasyonlar, bunu bütün öğrencilerimiz duymuştur. İşte curl olsun, SOAP olsun ve benzeri kütüphaneler olsun. Bunların hepsi API'ler alanında geçerli konular. Proxy konusuna gelince, ben proxy özel olarak hiçbir dersimde zaten göstermiyorum ki PHP ile de bir alakası yok. Proxy farklı bir olay. Ama maalesef bir takım kişiler proxy sadece işte bulunmamak için kullanmaya çalışıyor. O yüzden ben de derslerimde, ki dediğim gibi PHP ile hiçbir alakası yok, derslerimde anlatmıyorum hiçbir zaman. Pekala hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Sitenin mobil kullanıcıya göre ekrana sığmasını sağlayan bir satırlık kod nedir? Bugün sorular gerçekten çok güzel. Evet hocam. Yok, bu soru şey gibi,
Şu an dikkat ettim. Sanki test gibi test oluyorum. A şu B şu. Bu öyle bir soru olmuş. Viewport diye bir satırlık koddan bahsediyor tahminime göre o arkadaş. Fakat bu o bir satırlık yazdığımız mobil cihazlar için olan Viewport aslında işte hani şöyle bir el hareketimiz vardır. En iyi ekranda gösterebilirim. İşte büyüt, küçült, işte döndür gibi şeyleri sınırlamaya veya açmaya yarıyor. Ama arkadaşımıza şöyle bir bilgi vereyim onunla alakalı. Mobil cihazlarda sitenin farklı hallerinin görüntülenme şekli diyorsa eğer o da CSS'in medya etiketidir. Medya etiketindeki sayfanın genişliğini alırız. O genişliğe göre siteyi gösteririz. O da bir Hocam bu arada satır değil, yüzlerce satır oluyor. evet. Hocam bu arada bunu şey için dedim. Gayet böyle arkadaşlar eğitime dair takıldıkları her şeyi sormuşlar. Hoşuma Kesinlikle de gitti. zaten böyle Teşekkür ediyorum. sormaları lazım. Yani hakikaten böyle sormaları lazım. Çünkü ben bile bazen hani inanın bunu çok samimi söylüyorum. Dediğim gibi 9 tane yazılım dili biliyorum. Bazen bir kodu yazarken başka bir dilin kodunu yazıyorum. Veya bir öğrenci bir şey dediği zaman ya hakikaten böyle mi diye bazen ben bile inceliyorum. Hakikaten bazı kişiye soru hani böyle çok tuhaf gelebilir. Çekinmesinler, her soruyu yönetsinler ki İnanın bazen biz bile o sorudan bir şeyler öğreniyoruz yani. Evet, kesinlikle. Teşekkür ediyorum arkadaşlara da emekleri için. CSS layout öğrenmenin en iyi yolu nedir? Şimdi CSS layout diye bir tabir yok. Layout web sitelerindeki alanlar, işte header alanı, footer alanı yani üst alan, alt alan, işte site alanları, sağ sol alanlar, orta main alanları gibi düşünelim. Layout alanları HTML ile ve bütün web siteleriyle alakalı bir konu. Arkadaşımız orada sanıyorum biraz karışıklık yapmış ama söylemesi güzel oldu. Layoutlar üzerine zaten bilgisi olmayan bir kişi web sitesini yanlış yapar. Yani şöyle, örneğin bir bina inşa edeceksiniz. Temel nedir onun adı? Kolon. Bunları yapmayı bilmiyorsanız doğal olarak o bina ayakta durmayacaktır. Onun mantığı. Çok basit. Google'a bile bir layout şeklinde yazsalar zaten krokiler çıkacaktır karşısına ama ben söyleyeyim sitenin üst alanı her zaman header alanı olur. Alt tarafı her zaman footer alanıdır. Sağ ve sol alanlar site alanlarıdır. İşte menü, kampanya vesaire. Orta alan da main alanıdır. Genellikle bütün içerikler de ortada olur. Tamamdır hocam. Teşekkür ederiz. JavaScript dinamik bir web sitesi için yeterli mi? PHP ile farkı nedir? Şimdi buna benzer az önce cevaplamış olduk aslında. Evet. JavaScript olaya duyarlı işlemleri yapıyor. PHP dinamik olarak arka plandaki tüm işlemleri yapıyor. Örneğin JavaScript ile bunu bir öğrencim hatta bayağı bir konu olarak bir platformdan yöneltmişti. Asla da ikna edememiştim kendisini. Şöyle söyleyeyim, JavaScript tarayıcıya yerleşen bir kod olduğu için yani browserlar içinde açıldığı için hiçbir zaman veri tabanı bağlantıları veya kullanıcı işlemleri yapılamaz. Tamam, yine bilgisayara bir takım çerezler yerleştirilebilir ama tutup da database'e bir veri yazamaz. Çünkü niye? Adam kaynağı göster dediği anda tarayıcının içinden her şeyi görür JavaScript'te. İşte bu tarz işlemler arkada PHP yapar. Ön planda yapılması gereken işlemler de JavaScript yapar. Bu soruda bir şey eklemek istiyorum. Node.js ile JavaScript ve PHP'yi kıyaslıyorlar. Muhtemelen bu soru ondan gelmiştir. Şimdi Node.js diye bir dil var. Bunu geliştiren kişi PHP yazılımcısı. PHP, JavaScript'in hani bir butona tıklayınca üstüne gidildiğinde gibi olaya duyarlı eventleri yapamadığı için ikisini birleştirmiş bu yazılımcı. İkisi de server tarafında, sunucu tarafında çalışıyor. Bunu karıştırmasını öğrenciler. JavaScript ön plandaki olaya duyarlı işlemleri yapar, PHP arka plandaki bütün dinamik işlemleri yapar. Yani birisi ön taraf, birisi arka taraf. Yani birisi forend, birisi backend tarafı. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Diğer bir sorumuz. Hocam takıldığımız noktalarda size nasıl ulaşabiliriz? Arkadaşlar Yani canlı yayınlarımızda hocamıza her zaman ulaşabiliriz. evet, yani tam onu söyleyecektim. Şu anda ne güzel sizlerin aracılığıyla ulaşabiliyorlar. Yani BTK Akademi'ye ki biz sizinle birkaç aydır diyalogdayız bu konuda zaten. Siz de sürekli tekrar ediyorsunuz. Bildiğim kadarıyla destek et BTK Akademi.gov.tr'den gelen
Her bir mail tek tek okunuyor. Doğal olarak sizin üzerinizden bize her şekilde ulaşabilirler ki hani bize ulaşmak isterlerse de sıkıntı yok. Zaten maillerimiz, isimlerimiz vesaire her şey var. Ama en doğrusu sizin üzerinizden ulaşmalarıdır. Bir de bir şey daha söyleyeceğim hazır konusu gelmişken. Çünkü birçok arkadaş BTK Akademi aracılığıyla bana arkadaşlık teklifi gönderiyor. Ben sosyal ağ kullanmıyorum. Hani bunu da açıklamış olayım. Ben herhangi bir işte Facebook profilim var mı? Var. Twitter var mı? Var. Instagram var mı? Var ki şu anda görüştüğümüz profil. Hiçbirisini kullanmıyorum. Hani mesaj yazıp hiçbirisi yanlış anlamasınlar. İnanın kullanmadığım için yani. Teşekkür ederiz hocam arkadaşların nacizane düşündüğünüz için. Şimdi ben vakit kaybetmeden diğer soruma geçiyorum. Öğrenmesi en kolay ve en pratik yazılım programı sizce hangisidir? Az önce de belirttiğim gibi aslında bütün programlama dilleri ve yazılım dilleri öğrenmesi çok kolay. Sadece zaman ayıracaklar, eğitimi aldıklarındaki eğitim sırasına göre devam edecekler. İnanın ilk 1-2 saatte ya ben bunu yapamıyorum diyecekler. Ama o 1-2 saatten sonra bir yarım saat 45 dakika daha devam ederlerse, zaman ayırırlarsa ondan sonrası gerisi kendi başına gelecek. Yani hepsinin kendine göre kolay ve kendine göre zor yanları var ama dediğim gibi sırasıyla giderlerse hepsini çok kolay öğrenecekler. Hani kimse yanlış anlamasın. Yani ben kendim için konuşayım, diğer eğitmenler için konuşmayayım. Hiçbirimiz çok zeki insanlar değiliz. Hepimiz her şeyi unutabiliyoruz. Bilgisayar gibi düğmeye bastığımız anda her şey gelmiyor. Doğal olarak bazı sorular geliyorlar. İşte ya işte PHP'de 50 tane, 100 tane, 200 tane hazır metot var. Ezberleyemiyoruz. Ezberleyemeyeceksiniz zaten arkadaşlar. Unutacaksınız. Çok normal. Unutunca da pes etmeyeceksiniz. Devam edeceksiniz. Yani ondan sonrası gerisi kendiliğinden gelecek. Görecekler zaten. Hocam bu soruyu da peşine bağlayacak olursak akabindeki soruyu. Hangi yazılım dili daha avantajlıdır? Yani ben öğrencilerime her zaman web tarafını ve mobil tarafını öneriyorum. Web tarafında da zaten dediğim gibi HTML, CSS ve JavaScript'i iptal edebilme gibi bir şansı yok. Bu üçünü zaten kesinlikle öğrenecek. ASP, .NET veya PHP arasında seçim yapacak. Ben PHP'yi öneriyorum. ASP, .NET kötü bir dil değil. Bunu özellikle söylüyorum. Ama ben hem ASP, .NET'i biliyorum hem PHP'yi biliyorum. Ki az önce de zaten yayının başında söyledim. 1996 yılında ASP ile başladım. O zaman ASP diye geçiyordu. .NET diye geçmiyor dedim hatta. Ben ASP, .NET'i bıraktım. PHP'ye döndüm. Mobil tarafında ise kesinlikle önereceğim JavaScript'tir. Yapay zekayı seven arkadaşlarımız veya işte Etikek olsun ve benzeri işlemler olsun kesinlikle de Python'dur. Yani PHP, Python, Java bununla alakalı da küçük bir dipnot ekleyeyim. Bunların hepsi yazılımların ana dili sayılan C tabanlı dillerdir. Çünkü C yazılımların ana dilidir. Bunların hepsi C tabanlı dillerdir ve yazım kuralları %90 aynıdır. Yani birini öğrenen diğerini hani çok 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 rahat öğrenir. Çok basittir yani. Döngüler, sorgular vesaire çok basittir. Teşekkür ediyoruz hocam. Yine birkaç soruyu derleyip bir soru yöneltmiş olalım. Hı hı. Özellikle CSS ve PHP olmak kaydıyla web dillerinin geleceği ve kullanım alanları hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir de JavaScript'in geleceği, geleceğin dili diyorlar. Bu doğru mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Web dilleri olarak zaten sürekli belirttiğim gibi HTML zaten vazgeçilmez bir dil. HTML işaretleme dili olmadan zaten tarayıcı onu okuyamaz. Öyle bir şey yok. CSS biçimlendirme için şart. Yani o yüzden hem günümüzün hem geleceğin bir kere HTML'i ve CSS'i asla değişmez. Ha şu var, hiçbirimiz yarınımızı bilmiyoruz. Yarın bir dil çıkartırlar. Muhakkak bir şeyler değişebilir. Ki illaki zaman içerisinde bir şeyler değişecektir ama şu anki teknolojiyle HTML, CSS asla değişemez. JavaScript konusuna gelince de hani geleceğin dili değil, zaten çok uzun bir süredir hep en üst sırada olan dillerden birisidir JavaScript. Öğrencilere biraz zor gelir JavaScript ama çekinmeden dediğim gibi başlasınlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim, programlama ve yazılım, ki bırakın sadece programlama ve yazılımı, network olsun, database olsun vesaire, hangi alan olursa olsun bilişim sektöründe hiçbirisine çekinmeden atılsınlar. Çünkü inanın hepsi müthiş şeyler. Hepsinde müthiş imkanlar var.
Yani o yüzden hiç çekinmesinler dediğim gibi. Şu anda yabancı oldukları için biraz korkuyorlar. Ama bugün internet üzerindeki bütün mecralara bakın. Hani yanlış anlamayın, küçümsemek için söylemiyorum. Kişi bir banner yapıyor. Sıradan bir banner. İşte mesela BTK Akademi'nde ne var? Afiş var, değil mi? Mesela o afişin tasarımını yapıyor. İnternet üzerinde bir sürü dijital içerik satış siteleri var. Buralara koyuyorlar. Çok çok inanılmaz rakamlar kazanıyorlar. Altı üstü bir banner veya afiş diye geçmesinler. Hani sırf yazılım, programlama, database, network değil, grafik alanı da aynı. Yani her alan, hani tabiri caizse bilgisayar sektörünün, bilişim sektörünün çöpü bile para diyebilirim yani. O yüzden hiç çekinmesinler. Hangi sektörü, hangi alanı seviyorlarsa o alana yönelsinler. Evet, teşekkür ederiz hocam. Ders telinde oldu. Diğer bir sorumuz hocam. Profesyonel bir site oluşturabilmek için bilmemiz gerekenler nelerdir? Demiş arkadaşımız. Şimdi şöyle, eğer hızlı veya ekip halinde bir işlem yapacağım diyorsa arkadaşımız, ana dilleri biliyorsa bazı frameworklere yönelebilir. Yani örneğin mesela kişi PHP, pardon özür diliyorum, CSS ve JavaScript iyi biliyor. Ama diyor ki işte ya ben 10 satır, 20 satır, 50 satır kod yazacağım, bir açılır menü yapacağım. Ama işte Bootstrap diye bir şey var, framework var. JavaScript ile CSS'in çatısını kullanıyor. Bununla hemen 2 dakikada yapabiliyor. 3 satır yazabiliyor. Veya işte PHP'de ya bir sürü sınıf oluşturacağım, işte bir sürü yapı kuracağım vesaire. CodeIgniter diye, Laravel diye frameworkler var. Daha hızlı çalışabiliyor veya sınıflara hakim değil, daha toparlanmış yapılar kurabiliyor. Ki bunlar en çok arkadaşlarımıza da söyleyeyim, ekip çalışmalarında kullanılıyor. Yani biz sizinle yazılım geliştiriyoruz. Örneğin aynı klasör isimlerini vermeyelim, aynı sınıf isimlerini vermeyelim diye. İşte Kerem diye bir namespace oluyor, Volkan diye bir namespace oluyor. Sınıflar onun altında birikiyor. Veya işte MVC yapılarında Kerem diye bir klasör oluyor, Volkan diye bir klasör oluyor. Bu sefer dağınık oluyor, değil mi klasörlerde? Ne oluyor? Atıyorum resimler diye bir klasör oluyor. Tabii İngilizce olarak oluyor. Resimler diye bir klasör oluyor. Herkes onun içine biriktiriyor. Aynı namespace'lerde Kerem ve Volkan gibi olduğu gibi. Hani o yüzden hani olmazsa olmaz diye bir şey yok ama kaçamak yollar var sadece. Yani atıyorum HTML, CSS, JavaScript, PHP bilecek ama bunlardan kaçamak yollar da var. Benim önerim hangisi? Ana dilleri bilmeleri. Frameworklere belli bir miktarda hükmedebilirler. Çünkü onları da geliştiren bir kişi ne kadar izin veriyorsa o kadar hükmedebiliyorlar. Ama ana dillerde istediği her şeyi yapabiliyorlar. Evet, teşekkür ederiz hocam. Hocam benim şirketiniz de var. Bu Evet. anlamda size bir beis olduğunu düşünmüyorum. Sadece tek bir programlama veya yazılım dili bilen kişi iş bulabilir mi? Birinci Bulur. soru. Akabinde ayrıca Türkiye yazılımcılarının karşılaştığı ilk ücret neden genelde asgari ücret oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tek yazılım dili bilen bir kişi de iş bulabilir. Mesela az önce bahsettiğimiz gibi Java. İnanılmaz işler bulabilir. C Sharp inanılmaz işler bulabilir. Python inanılmaz işler bulabilir. PHP inanılmaz işler bulabilir. Yani zaten hani doğru düzgün çalışan bilişim firmaları hani kimse yanlış anlamasın ama bir kişiye 40 tane işi yüklemiyor. Diyor ki sen bu işin tasarımını yapacaksın. Sen bu işin backend tarafını yapacaksın. Sen bu işin database alanı ile ilgileneceksin. Yani herkes ayrılıyor zaten. Diğer soruya gelince yazılım sektöründen işte ayrılan asgari ücret demişti galiba. Öyle bir konu yok. Bu forumların efsanesi Kerem Bey. Yani Türkiye'de birçok forum sitesi var. Bugün forum sitelerine girdiğiniz zaman isim vermeyeceğim. Forum sitelerine girdiğiniz zaman web sitesi yapılır 50 lira. İşte atıyorum bilmem şu hazırlanır 100 lira. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu kesinlikle bilin. Hani örneğin şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir e-ticaret sitesini 100 liraya 200 liraya yapıyoruz diye şeylerde yazıyorlar değil mi forumlarda? Alıyorlar bir Evet. tane Open Card, üstüne giydiriyorlar bir tane temas atıyorlar. Ama bir e-ticaret sitesinin, ki ben dolarla konuşmayı çok sevmem ama maalesef bilişim sektöründe dolarla konuşuluyor. Bir e-ticaret sitesinin sıradan basic aylık 45-50 bin dolardan başlıyor firmalarda.
O yüzden arkadaşlarımız sakın bilişimi öyle hafif bir sektör gibi görmesinler. Yani öyle bir rakam yok. O arkadaşımıza o rakamı kim verdi bilmiyorum ama öyle bir rakam yok. 2015 yılında yazılım müdürlüğü yaptığım firmada bilgi işlem personeli alıyorduk. 2500 lira aylık maaş, yol, yemek, sigorta şeklinde çalıştırıyorduk yani. 2009 yılı dedik değil mi hocam? 2015 yılı. 2015 yılı pardon. Evet. Yani öyle bir rakam yok yani. Onu kim söylüyorsa zaten yazılımcılar da kendi gruplarında 3'e 4'e ayrılıyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesleğe yeni girmiş bir yazılımcı 3 ila 5 bin lira civarında çok rahat iş bulabiliyor ki diğer eğitmenlerimiz de yayına geleceklerdir. Onlara da zaten danışabilirler. Orta seviye bir yazılımcı 5 ila 10 bin arasında veya hani ortanın biraz üstüdür. 15 bine dahi yaklaşabilir. Ki zaten üst düzey bir yazılımcıysa hani bunun bir rakamı zaten hani şey olarak. Ama öyle bir askeri ücret yok yani yazılımcılarda. Kimse öyle düşünmez. Arkadaşlar şu anda bu hedefi işte 3 yıl içerisinde biz de gösterdik. 1 milyon istihdam hedefi. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir hedef gösterdi memleketimiz için. Şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu başta İngiltere olmak üzere bu hedefi gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri bu hedefi gösteriyor. Hem de bir yıl içerisinde gösteriyorlar. Bu minvalde bu alan çok çok daha genişleyecek. Çok çok daha hayatımızın içerisinde yer bulacak. Haliyle istihdam da aynı nispette artacak. Ben de aynı fikirdeyim. Arkadaşların böyle bir kaygıda olmasını doğru bulmuyorum. Sadece yaptığımız için en iyisini yapmaya, en iyisi olmaya gayret edelim. Kesinlikle. Diyorum. Kesinlikle. Evet. Hocam ben de gelen sorulardan şöyle bir derleyip size bir soru yöneltmek istiyorum. Tabii ki benim. Programlama ve yazılım diyoruz. Ama bilişim sektöründe birçok alan var. Bilişimde programlama ve yazılıma bağlı olarak bir yazılımcının bilmesi ya da takip etmesi gereken alanlar nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim Kerem Bey. Ne kadar vaktimiz var? Hocam bu arada şöyle, yani bu sorumu şöyle 2 dakikada cevaplarsak akabinde birkaç da arkadaşlarımızdan tamam. Soru alalım. Tamam. O zaman kısaca söyleyeyim. Bahaneyle arkadaşlarımıza da en azından hani bir yol göstermiş olalım bu konuda. Şimdi az önce de belirttiğim gibi bilişim sektörünün ucu bucağı yok. Yani düne gelesiye örneğin ne yapıyorduk? Bir web sitesi yapıyorduk değil mi? Sıradan bir veri tabanı kullanıyorduk, bir web sitesi yapıyorduk. Bugün bakıyoruz çok devasa platformlar var. Doğal olarak atıyorum yığılan veriler var. Ne diyoruz? Big data diyoruz. Öbür taraftan sürekli bir saldırı var. Ne diyoruz? Hack diyoruz. Öbür taraftan atıyorum sürekli bir hani bir şeyler düşünebilen, bir şeyler fikir üretebilen bir cihaz yapmaya çalışıyoruz değil mi? Mesela nedir? Yapay zekadır. Oyun oynuyoruz. Oyun oynarken karşımızdaki rakip bize ne yapıyor? Bilgisayarsa, cihazsa yapay zeka kullanıyor. O yüzden şimdi bilişim sektöründe hangi alan olursa olsun aynen az önce söylediğim gibi hiçbirinin bir diğerinden artısı yok. Çünkü ben bu konuya çok kızıyorum. Kimisi diyor ki ya işte database alanındaki arkadaş ya bizim işte verimiz olmasa yazılımcı ne yapacak? Hayır öyle değil. Yazılım olmasa veri olmayacak. Database olmasa yazılım olmayacak. Yani bunların hepsi birbirine bağlı. Yazılım olmasa, web sitesi olmasa, işte atıyorum sistemler olmasa hack olmayacak. Doğru mu? Makineler olmasa yapay zeka olmayacak. Arkadaşlarımız önce bunu anlasınlar. Yani hiçbirimiz, bilişim sektöründen bahsediyorum, hiçbir dal diğer daldan bir adım daha önde değil. Ha, bazısı diğerine göre maddi olarak, manevi olarak biraz daha değerli olabilir veya biraz daha önde gelebilir. Ama az önce de dediğim gibi hiçbir farkı yok. Sadece biraz belki maaşlarda oynar. O da çalıştığı firmaya bağlıdır. Atıyorum devlet tarafından bir iş alanına yerleştirilir. Özel sektör tarafından bir iş alanına yerleştirilir. Sadece bunlarda farklılıklar olur. Onun haricinde zaten hiçbir farklılık olmaz dediğim gibi. Hiç sıkıntı yapmasınlar. Sadece ve sadece bütün zamanını hani bilmiyorum yanlış da anlaşılmasın. Biraz açık sözlüyümdür ben az çok biliyorsunuz. Evet. Öyle şuraya gittim pat paylaş, buraya gittim pat paylaş yapacaklarına bence BTK Akademi bulunmaz bir fırsat. Zamanını oradaki yazılım, bilişim artık bütün eğitimlerle harcasınlar diyorum.
Ama kendileri bilirler yani şey Evet, olarak biz da. inanıyoruz. Gençlerimiz, arkadaşlarımız hep birlikte başaracağız Kesinlikle. inşallah. Hocam Kesinlikle, ben kesinlikle. hemen yorum kısmını açmak istiyorum yüksek müsaadenizle. Estağfurullah, ne demek? Özelden 100'ü aşkın soru gelmiş. Evet. Şöyle arkadaşlar, bir 4 dakika içerisinde yayını toparlayacağız, 4-5 dakika içerisinde. Ben soru gelmeden hemen şu diğer sorulardan geldi ki. Hocam siz de görebiliyorsunuz soruyu herhalde. Hemen Nedir? geçiyor ama dediğim gibi Instagram, sosyal medya falan kullanmadığım için tamamını nasıl görebiliyorum? Acaba bilgisayardan bakayım bir. Şöyle hocam, ben şöyle bir yandan daha evvelden gelen soruları okumuş olayım. PHP ya da Python çalışma alanları ve hangi dilin yapabilecekleri daha fazla ve gereklidir? PHP ve Python'ın çalışma alanlarını az önce söylemiştik ama şöyle Evet. söyleyeyim. PHP web tarafında Python genelde masaüstü yapay zeka ve mobil uygulamalarda, ama şöyle bir şey var. Python'un da Django diye bir framework var. O da web framework. Web'de de kullanılabiliyor ama çok tercih edilmiyor. PHP'den önce diğer dillerden çalışmak gerekir mi demiş bir arkadaşımız hocam. HTML, CSS ve JavaScript bilmesi gerekir. Evet arkadaşlar, Python'la ilgili soruları Sadık hocamızla da canlı yayınımız olacağız. Oraya saklayalım. Orada yönetmiş olalım. PHP'de önerdiğiniz framework'ler nelerdir? Az önce de bahsettiğim gibi Laravel ve Codeigniter'ı tavsiye ederim. En iyi iki framework onlardır zaten. Var. Birçok iyi framework var. Xanthin framework var. Bunlar da iyi ama en çok kaynak Laravel ve Codeigniter'da bulabilirler. Hocam, 1000 satırın üzerinde yazdığımız kodları nasıl optimize ederiz demiş bir arkadaşımız. Gerek yok. PHP, HTML, CSS, JavaScript. Yani ben şahsen şimdi isim vermeyeyim. Bir firmaya bir yazılım yapmıştım. 6500 dosyadan oluşuyordu. Bir dosyanın içerisinde 18.000 satır kod olduğunu bilirim. O yüzden optimize sadece düzenli kod yazsınlar. Fazla herhangi bir içerik bırakmasınlar. Bunun haricinde bir şey yapmaları gerek yok. 1000 satır bütün yazılım dilleri için hani tabiri caizse çerez gibi gelir. Salisesinde okunur. Evet, algoritma mantığını nasıl yapmalıyız demiş bir arkadaşımız da. Şimdi bu soru çok güzel bir soru. Bence algoritma alanlara ayrılmalı. Web için algoritma, mobil uygulama için, işte matematik için. Çünkü öyle bir matematiksel tabirler vardır ki algoritmada. Yani tutup da hiçbir web yazılımcısı bu matematiksel tabirleri bence bilmek zorunda değildir. Sadece algoritmanın işleyişini bilmek zorundadır. Algoritma şemalarını bilmek zorundadır, işleyişini bilmek zorundadır. Ama algoritmayla da alakalı bildiğim kadarıyla BTK'da bir eğitim var ki sürekli de zaten yeni yeni eğitimleriniz de geliyor. Takip etmelerini öneririm. Algoritma önemli bir konu çünkü. JavaScript dosyalarını genelde kütüphanelerden alıyorum. Sağlıklı mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, bir takım kütüphaneler var ama hani bunların en yaygınlarını kullanacaklar. Şimdi saymaya kalkarsak çok uzun süre. Bunların en yaygın ve en bilinenleri, sürekli geliştirilenleri, ki bunların hepsi açık kaynak kodlu zaten arkadaşlar. Zaten az bir şey JavaScript biliyorsanız kodlara bakmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Zaten zararlı kod görürsünüz anında. Evet. Programlar ücretli mi? Ne yapmalıyız? Demiş Ensar. Şimdi şöyle söyleyeyim. PHP'de arkadaşlar eğer yazılım programlarından veya sunucu tarafındaki programlardan bahsediyorsanız PHP Apache kullanır. Apache sunucusu ücretsizdir. MySQL veri tabanı kullanır ki 18-20 tane veri tabanına bağlanabilir ama genelde MySQL tercih edilir. Çünkü hem çok hızlıdır hem ücretsizdir. MariaDB kullanabiliriz. Aynı şekilde ücretsizdir. Yönetim ekranlarında PHP MyAdmin tarafı olsun. Bunların hepsi tamamen dediğim gibi ücretli. Şey pardon, ücretsiz. Ama ASP.NET tarafına geçecek olursanız, ki bırakmamın en büyük nedenlerinden biri oydu. Sunucusunda örneğin Windows Server kullanır. Nedir onun adı? Veri tabanında da genellikle SQL Server kullanır. Bunlar da ücretlidir. Dediğim gibi seçiminize bağlı programların şeyleri değişebiliyor. Evet. Hocam birkaç soru geldi. Onlara da ben cevap vermiş olayım. Arkadaşlar HTML ve yapay zeka ile ilgili de video setlerimiz yine birbirinden kıymetli hocalarımızdan tarafından hazırlanıp sitemizde hazır halde bulunacak. Sizden az bir süre talep ediyoruz. Bizler de sabırsızlanıyoruz sizleri açmak için bu eğitimleri. Hiç merak etmeyin. Yakın zamanda inşallah sizlere
sizlerle paylaşmış olacağız. Hocam çok fazla soru var. Arkadaşlar bir sonraki yayına söz vermiş olalım. Bayramdan sonra Volkan hocamız da uygun görürse yine yayınlarımıza devam edeceğiz. Sizlerle bir araya Volkan hocamızı getirmiş olacağız. Bu soruları da oraya saklamış olalım. Hocam ben hem şahsım hem kurum adına çok teşekkür ediyorum. İştirak ettiniz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlarımız adına da teşekkür etmek istiyorum. Gayet ilgiliydiler. Ben aynı zamanda arkadaşlarımıza da ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Buyurun hocam, sizden de birkaç kelime alalım. Yayınımızı sonlandıralım. Ya yani izledikleri için teşekkür ediyorum. Dinledikleri için teşekkür ediyorum. Ama diğer eğitmen arkadaşlarımızın da veya işte piyasada kitapları olan kişiler de var, yazar arkadaşlarımız da var. Bu işe gönül vermiş kişilerin kesinlikle hani bu kişileri örnek almaları gerekir. Onlara önerim de dersleri çalışırken sadece izleyip sonundaki dosyalara bakıp geçmesinler. Kendileri de örnekler yapmaya çalışsınlar. Emin olun bir gün belki Kerem Bey olmayacak, ben olmayacağım. Ama Kerem Bey'in yerine başka bir yetkili benim yerime de o öğrenciler içerisinde bir arkadaşımız olacak. O yüzden yılmasınlar. Yani yazılımın yılınacak bir şey yok. Zorluk tarafı yok. Çalışsınlar. Hem ülkeye hem kendilerine faydalı olsunlar derim. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.